hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bu soğuk Şubat sabahında sağlığına ayrıca önem gösterip gelenlere teşekkür ediyorum ben. İlk sağlık seminerimizi obezite ve kilo yönetimi üzerine planladım. Birlikte şimdi bunun üzerinden gidelim. Baktığımızda obezite bizim için tedavi edilen kronik bir hastalık. Genellikle nedenleri arasında sağlıksız beslenme alışkanlıkları, aktif olmayan yaşam tarzımız ve kimisinde de bazı genetik ve metabolik bozukluklar yer alıyor. Bizim için enerji alım ve kullanım arasındaki dengesizlik fazla enerjinin vücudumuzda yağ olarak depolanmasıyla sonuçlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımına baktığımızda sağlığı bozacak ölçüde yağ dokularında anormal ve aşırı miktarda yağ birikimi bizim için obezite olarak tanımlanmakta. Nedenlerine bakacak olursak çok fazla nedenini görmemiz mümkün. İlk etapta demografik faktörler bizim için önemli. Yaşla obezitenin arttığını biliyoruz. Cinsiyet, özellikle kadınlarda östrojen hormonunun etkisi, vücutta yağ depolarının fazla olmasıyla sonuçlanmakta. Ve bu açıdan kadınlarda nispeten erkeklere nazaran obezite daha sık görülmekte. Genetik faktörlerde baktığımızda grelin ve leptin bizim için iştah metabolizmasında önemli hormonlar vücutta. Leptin iştahımızın baskılanmasına yararken grelin tam tersi faaliyet gösteriyor vücudumuzda. İnsülin de aynı zamanda kan şekerimizi düzenleyen bir hormon. Bu hormonlarda meydana gelen değişiklikler bizim için obezitenin gene bir nedeni arasında. Çevresel faktörlere baktığımızda sosyoekonomik düzeyimiz, ailemizin etkisi, beslenme ile ilgili içinde bulunduğumuz çevre gene etkili. Davranışsal faktörlerimizde yanlış beslenme alışkanlıklarımız, porsiyon kontrolü yapamamamız, gene hareketsiz, sedanter bir yaşam tarzı sürmemiz, uyku düzensizlikleri gene bizim için etkili. Annenin şeker hastası olup olmaması bizim için önemli. Gebelik öncesi ve gebelik sırasındaki beslenmesi yine bizim için obezitenin nedeni. Baktığımızda psikolojik faktörlerde duygusal beslenme, biz mutlu olduğumuzda, endişelendiğimizde, sinirli olduğumuzda kendimizi yemeğe verip vermememizle alakalı bir neden gene. Baktığımızda bazı ilaçlar, özellikle kortizonlu ilaçlar bizim için önemli. Psikiyatri hastalarına önerilen gene ilaçlar bizim için önemli. Antidepresanlar, bunlar yine etkili. Tıbbi sorunlarda özellikle hareket kabiliyetimizi azaltan eklem rahatsızlıkları, artritler, kemik erimeleri, aynı zamanda but dediğimiz eklemlerde sıvı birikmesiyle sonuçlanan hastalıklar bizim için obezitenin nedenleri arasında. Yine aynı şekilde hormonal fonksiyon bozukluklarında tiroid bizim için etkili. Obezitenin neden olduğu sağlık sorunları risk faktörlerini incelersek eğer yine çok çeşitli hastalıklarla karşılaşmamız mümkün. Özellikle burada kanser türlerine değinmek isterim. Erkeklerde kolon ve prostat kanseri bizim için obezitenin bir sonucu. Kadınlarda da iğneleme, rahim boynu kanserleri, yumurtalık kanserleriyle sonuçlanmakta. Yine jinekolojik problemler bizim için etkili, kısırlık ve adet düzensizlikleriyle sonuçlanabiliyor. Hepsinden önemlisi metabolik sendrom dediğimiz birçok çeşitli hastalığın bir arada bulunması. Bel çevresinin yükselmesiyle başlayan bu sorun, daha sonra şekerle birlikte sonuçlanmakta. Bir insülinle alakalı bir sorun olabiliyor vücutta. Aynı zamanda kan lipitlerinde bir artış gözlüyoruz. Trigliseritler artabiliyor. Dislipidemi dediğimiz gene kan lipitlerindeki bozukluklar bizim için önemli. Ve aynı şekilde tansiyon da arttığı zaman hepsi beraber bir arada bulunabiliyor bireylerde. Bu bizim için metabolik sendromla adlandırdığımız bir durum. Bunun dışında gebelik komplikasyonları gelişebiliyor. Kalp hastalıkları, felç gibi rahatsızlıklar. Yine kas ve iskelet problemlerimiz. Özellikle obezlerde sık aralıklarla ağırlık kaybetme ve kazanma sonucunda deri altı yağ dokusu fazla olduğunda çeşitli enfeksiyonlar gelişebiliyor. Özellikle yine obezlerde ameliyat olduğunda ameliyat sonrası komplikasyon riskinin artması bizim için yüksek ve yine yaraların açılmasıyla sonuçlanabiliyor durum. Bunun gibi daha tabloda gördüğünüz gibi bir sürü hastalıkla karşılaşmamız mümkün. Şimdi biz ağırlığımızın ideal olup olmadığını nereden anlıyoruz? Onlara bir göz atalım. İlk etapta beden kütle indeksiyle anlıyoruz bunu. İkinci etapta bel çevresini ölçüyoruz ve bel kalça oranına bakıyoruz. Üçüncü etapta da vücut yağ yüzdesini hesaplıyoruz. Tek tek değindiğimizde beden kütle indeksi bizim için vücut ağırlığının boyun karesine bölünmesiyle hesaplanan bir değer. Baktığımızda basit bir hesabı var zaten bunun. Bu doğrultuda biz eğer 18.5'ün altındaysak zayıf kabul ediliyoruz. Eğer 18.5 ile 24.9 arasındaysak normal kiloluyuz. 25'in üstüne çıkmaya başladığımızda hafif şişmanlık baş gösteriyor. Ve 25 ile 29.9 arasında artık fazla kilolu tanısı altındayız. Baktığımızda 30'un üstüne çıktığımızda artık şişman sayılıyoruz ve 40'ın üstüne geçtiğimizde de morbid obez dediğimiz bizim için en ileri derecede safra obezite derecesi bu. Vücut yağ dağılımına biz iki şekilde
şekilde sınıflandırıyoruz. Bizim için ilk etapta önemli olan elma tip dediğimiz android tip yağlanma ve ikinci yağlanma da jinoid tip dediğimiz armut tip yağlanma. Elma tipte bizim için yağ bel, üst karın ve göğüste toplanırken armut tipte kalça, uyluk ve bacaklarda toplanmakta. Bizim için hangisi daha riskli dersek elma tip, neden? Çünkü üst bölgemizde toplandığı için yağlar bizim organlarımızda bu kısımda ve buradaki bir yağlanma bizim iç yağlanmamızı etki ettiğinden ilk etapta burayı değerlendiriyoruz biz. Bel kalça oranında kadınlarda 0.8'in altı, erkeklerde de 1'in altında olmasını istiyoruz. Bunu tabii ki kilo derecesini belirlemekten çok biz kiloya bağlı gelişen herhangi bir sağlık sorunu var mı? Bunun derecesi ne kadar? Ona bakmak için kullanıyoruz. Ama çok sık kullandığımız gene bir yöntem değil. Daha çok bel çevresini ölçmekle biz vücut yağ oranına bakıyoruz. Bel çevremizde biz göbek deliği hizasından ölçüyoruz. Bunun bayanlarda maksimum 88 santim olması, erkeklerde de 102 santim olması gerekmekte. Ama biz tabii ki buraya çıkmadan bunları bayanlarda 80'in altı, erkeklerde de 94'ün altına sınırlamaya gayret ediyoruz. Burayı düşünmeye çalışıyoruz. Şimdi bizim için bel çevresini bilmek ve aynı zamanda beden kütle endeksini ölçmek vücudumuzdaki yağ hakkında bize bilgi vermiyor. Bunun için ayrıca bir hesap yapmamız gerekiyor. Tabii şu an teknoloji geliştiği için çeşitli tartı aletleriyle bunu anlamak mümkün. Vücuda verilen elektrik akımlarıyla. Ama yine böyle de bir basit hesabımız var. Buna baktığımızda tablomuzda kadınlar için normal sağlıklı beden olmak için bizim için %21 ila 24 aralığında olması gerekiyor vücut total yağımızın. Erkeklerde bu değer %14 ile 17 aralığında. Yine sınırımıza baktığımızda kadınlarda %25 ila 31 arası, erkeklerde de bu 18 ila 25 aralığında olmak mecburiyetinde. Şimdi tedavisine değinecek olursak bizim için ilk etapta önemli olan bir diyet değişikliğine gitmek, ardından bir fiziksel aktivite programı uygulatmak ve davranış değişikliğine gitmek her şeyden önce. Bazı durumlarda da tabii ki ciddi vakalarda yine reçeteli ilaçları ve bariyatrik cerrahi dediğimiz obezlere yönelik çeşitli ameliyatlar mümkün. Şimdi ilk etapta diyet değişikliğinde ne yapıyoruz? Düşük kalorili bir diyet uygulamasına gidiliyor. Tabii ki kişi kalkıp 150 kiloda geldiyse birden buna 1000 kalorilik bir diyet başlamıyoruz. İlk etapta harcayabileceği bir enerjiyle günlük bazal metabolizması hesaplanaraktan bir enerji başlıyoruz. Ama en son çeşitli zaman zarfı sonrasında 1000 ila 1600 kalorilik arasında diyetler uygulaması bizim için uygun oluyor. Enerjisi az, besin öğesi yoğun yiyecekler kullanıyoruz. Tabii ki tatlılar, şekerlemeler, yağlar, işlenmiş ürünler yerine meyve ve sebzesi bol gene diyetler planlıyoruz. Sağlıklı bir beslenme planı oluşturuyoruz hep beraber. Birlikte konuşaraktan, kişinin günlük yaşam tarzını dikkate alaraktan. Baktığımızda bitki bazlı besinleri tabii ki ağırlıkta kullanıyoruz. Bunlar sebze, yer meyveler, tam tahıllar, yağsız protein kaynaklarımız, kuru baklagiller, soya ve soyalı ürünler, yağsız etler, balık, az yağlı süt ürünleri ve kalp dostu yağlara tabii ki öncelik tanıyoruz. Tuzu ve şekeri tabii ki her diyette olduğu gibi kısıtlıyoruz. Ve porsiyon kontrolü yapmayı öğretiyoruz kişilere. Şimdi davranış değişikliğine baktığımızda burada bizim amacımız bireysel ve grup terapileri. Yemeğiyle ilgili herhangi bir duygusal veya davranışsal sorunlarımız varsa bunların giderilmesi bizim için öncelikli hedef. Anksiyete ile başa çıkmada yemek dışında başka ne tür yollar öğretebiliriz? Bunlara yöneliyoruz. Diyet ve aktivite etkinliğimizi takip ediyoruz ve bizi yemek için tetikleyen nedenleri ve besin istekleri nasıl başa çıkabiliriz? Yine bunlar hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Bu süreçten geçmiş tabii ki aynı kişilerle bir araya da getirilebilir kişiler veya bu tarz oluşturulmuş internet siteleri var. Bunlardan da yine bireyler yardım alıp çeşitli kendilerine destek edinebilirler. Şimdi ilaç tedavisine baktığımızda diğer kilo verme metotlarımız işe yaramadıysa tabii ki doktor kontrolünde başlanıyor ilaçlar. Beden kitle endeksimizin 30'un üstünde olması lazım veya beden kitle endeksimiz 27'nin üstünde olacak ama bizim vücudumuzda obezite kaynaklı bir sağlık sorunu olmuş olacak. Baktığımızda şekerle ilgili bir sorun veya yüksek kan basıncı gibi sorunlar olabilir. Şimdi piyasada şu an kullanılan orlistat etken maddeli bir zenikal normal piyasada öyle bir ürün söz konusu. Bu tabii ki gene doktorlar nezdinde başlanan bir ilaç. Tabii ki bunun yan etkilerinde eğer beslenmeye dikkat edilmezse yağlı dışkının fazla olmasıyla sonuçlanabiliyor. Gene fazla tüketimi bizde gaz, şişkinlik gibi sorunlara neden olabiliyor. Kimisinde sık dışkılama veya altına kaçırma gibi semptomlarla da karşılaşabiliyoruz.
Yani bir ilaç tedavisine başladık diye beslenme programını veya fiziksel aktiviteyi aksatacak değiliz. Onu çünkü bunların tam anlamıyla kilo verdiğine dair de çeşitli sonuçlar yok. Ama Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı bir ilaç şu an. Daha önceden sibutramin etken maddeli bir ilaç söz konusuydu ama bu sonradan kalp atımızını arttırdığı için ve ileride kilo vermekten çok kalp rahatsızlıklarına neden olduğu için piyasadan toplatıldı. Hani şu an için tek kullanılan ilaç Zenical isimli Orlistat etken maddeli ilacımız. Tabii ki doktorlar nezdine başladığı için bizde de pek alakası olan bir yer ilaç değil. Genelde kullananlar geliyor. Biz yine beslenme programı ve fiziksel aktivitesini planlamış oluyoruz. Cerrahi tedaviye baktığımızda yaşımız 18 ile 60 arasında olmalı. Yine beden kitle endeksimiz 40'ın üstündeyse yapılabiliyor. Veya beden kitle endeksimiz 35-39.9 arasında olup yine ciddi bir obezite kaynaklı rahatsızlığımız olması gerekmekte. Şimdi bunun için obezitenin en az vücutta 3 yıldır var olması gerekiyor veya 1 yıl içinde herhangi bir diyet aktivitesine veya fiziksel aktiviteye rağmen kilo kaybedememiş olması lazım. İlacı da denediler, onun sonucunda da kaybedemiyorsak eğer. Böyle bir cerrahi düşünebilir. Kilolarımızın yine %50'sine yakınını kaybetmek mümkün. Tabii ki zamanla, birden ameliyattan çıkıp bir insan 2 kiloyu birden vermiyor. Yine bunun için bir beslenme programı, bir fiziksel aktivite programı uygulanıyor kendisine. Ve bu kiloları da geri kazanmayacak diye bir şey gene söz konusu değil. Her şeyde biz bir gene sağlıklı bir beslenme programı, artık yaşam tarzı haline getirmemiz gerekiyor bu işi. Ve fiziksel aktivite programı uygulamamız gerekmekte. Şimdi birlikte 20 yılda porsiyon miktarlarımız ne kadar değişti onları inceleyelim ve bu porsiyon miktarlarında karşılığında ne kadar aktivite yapmalıyız ki biz bu aradaki enerji farkını harcayabilelim. Onları birlikte inceleyelim. Şimdi baktığımızda 20 yıl önce bizim açmamız 140 kaloriyken bugün açmamız 350 kaloriye fırlamış olup aradaki 210 kalorilik farkı biz 50 dakika kadar yaprakları tırmıklayarak harcayabilmekteyiz. Tabii ki buradaki değerler 60 kilogramlık biri için hesaplanmış durumda. Baktığımızda cheeseburgerimiz, bir peynirli burgerimiz bizim 333 kaloriyken bugün burgerimiz yaklaşık 2,5-3 katına gene çıkmış olup 590 kaloriyi buldu. Yine aradaki 257 kalorilik farkı biz baktığımızda 1 saat 30 dakikalık bir hafif ağırlık kaldırmalıyız ki harcayabilelim. Yine baktığımızda güzel domates soslu böyle köfteli bir spagettimiz var burada. Bunun kalorisi 500 iken bugün 3 katına çıktı. 1025 kaloriyi bulmuş durumda restoranlardaki makarna porsiyonları. Pardon, yine... bunu özellikle mi yapıyorlar bu porsiyonları yıllardır böyle? Özellikle, bir sistem için. Sistem bu şekilde ilerledi. Baktığımızda bunun için de biz 2 saat 35 dakika ev temizliği yapmalıyız ki bu aradaki enerji farkını biz harcayabilelim. Yine patates kızartmamıza bakalım. 210 kaloriydi bizim patates kızartmamız. Bugün 610 kaloriye çıktı bu porsiyon ve bunun için de 1 saat 10 dakikalık bir yürüyüşle biz 400 kaloriyi harcamamız gerekiyor ki geri bir kilo alımı yapmayalım vücuda. Baktığımızda sodalarımız 85 kaloriyken bugün sodalarımız yine 250 kaloriye çıkmış durumda. Porsiyon miktarlarını da görüyoruz. Şişelerde 2-3 katına çıktı. 35 dakikalık bir bahçe işine ayırmalıyız vaktimizi ki biz aradaki 165 kalorilik farkı harcayabilelim. Baktığımızda yine hindili sandviçimiz var burada. 320 kaloriydi bu. Şimdi bugün 820 kaloriye çıktı yine aynı şekilde. Aradaki 500 kalorilik farkı 1 saat 25 dakikalık bisiklet sürerek harcamamız mümkün. Şimdi gelelim yeterli ve dengeli beslenme. Bizim bu 4 yapraklı yoncamız. Hacettepe Üniversitesi tarafından hazırlanan Profesör Doktor Ayşe Baysal'ın. Şimdi baktığımızda ilk besin grubumuz, öncelikle besin gruplarımızı tanımamız gerekiyor tabii ki her şeyden önce. Bizim süt ve süt ürünlerimiz. İkinci besin grubumuz hemen sağ tarafında et, tavuk, balık, yumurta ve kuru baklagil grubu. Üçüncü besin grubumuz sebze ve meyveler ve dördüncü besin grubumuzda tahıl ve tahıl ürünleri grubunu görmemiz mümkün. Şimdi bunların genel olarak önemine değinecek olursak tabii ki büyüme ve gelişme de hepimiz için önemli. Aynı zamanda dokuların onarımı, hücrelerin yenilenmesi, kan yapımı yine aynı şekilde. Diş ve diş eti sağlığı, sinir ve sindirim sistemi yine sağlığında önemli. Hastalıklara karşı dirençte bağışıklık sisteminin güçlenmesine yine kullandığımız ürünler. Hepsinin içinde bileşimlerinde karbonhidrat, protein, yağ barındıkları için enerji metabolizmamız açısından zaten önemli. Bu tarz önemleri, en önemleri söylemek mümkün. Tabii ki kendi aralarında farklı önemleri var. O da tabii ki ayrı bir seminer konusunu oluşturacak bir şey bizim için. Şimdi burada önemli olan porsiyon miktarları bizim için. Baktığımızda süt ve süt ürünlerinde yetişkinlerde 2 porsiyon kadar önerilmekte. Çocuk, genç, hamile ve emziren kadınlarda, menopoz sonrası kadınlarda tabii ki miktarımız artmakta. 3 ila 4 porsiyonla buna çıkmaktayız. Baktığımızda ikinci grubumuzda
Biz et yumurta grubumuzda yetişkinlerde günlük ve genç ve çocuklarda 2 porsiyon önerirken hamile ve emziren bayanlarda gene miktarımız 1 porsiyon kadar artıp 3 porsiyona çıkıyor. Taze sebze ve meyvelerde günlük 5 ila 7 porsiyon tüketmemiz gerekiyor. Meyvelerde 2 ila 3 porsiyon, sebzelerde de 3 ila 4 porsiyona gidebilmekteyiz. Tahıl grubumuzda